Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizlerle beraber Nmap nedir, Nmap nasıl kullanılır, Nmap ile neler yapılabilir birazcık bunlardan bahsedeceğiz. Ve internet üzerinde bulduğum bir dokümanı Türkçeleştirerek sizinle paylaşmak istiyorum. Hemen yavaştan videomuza geçelim. Öncelikle eğer bir komutun ne işe yaradığını bilmiyorsak bu komutun yanına --help-h normal help veyahut -help komutlarıyla ya da -h komutlarıyla yardım sayfalarına erişebiliyoruz. Çoğu komutun yardım sayfası mevcuttur. Bazı komutlarda bulunmayabilir fakat onlar için de manuel sayfalarına göz atmamız gerekiyor. Ben burada help sayfasını incelemek istiyorum çünkü manuel sayfası gerçekten çok uzun. Mesela manuel nmap yazabilirsem, manuel nmap yazdığım zaman görmüş olduğunuz gibi bana ismini, açıklamasını, ne için kullanıldığını, nerede ne olduğunu, kullanım örneklerini bu şekilde, yani -a nedir, -n nedir, burada çıktılarını, örnek çıktılarını her şekilde bizlere, hemen Q'yle çıkalım, her şekilde bizlere gösteriyor. Bu yüzden hatta -h komutuyla çalıştıralım. Bakın yine aynı komut geldi. Yine aynı yardım sayfası geldi. Yani ne yazdığınızın açıkçası pek bir önemi yok. Öncelikle Nmap'in kullanımı, tarama türünü belirtmemiz gerekiyor. Belli başlı opsiyonlar belirtmemiz gerekiyor ve hedefi belirtmemiz gerekiyor. Öncelikle hedef belirtmeyle başlayalım. Nmap eğer siz isterseniz belli bir dosya içerisinden inputlarınızı verebiliyorsunuz. Yani belli IP'leri bir dosya içerisine yazarak bunları özel olarak taramasını isteyebilirsiniz. Bu ne gibi yerlerde ihtiyacımız olabilir? Sizlere de şöyle söyleyeyim. Burada ARPScan yazdık. Mesela atıyorum. Şu anda bu komutu çalıştırdık. Bu benim daha yayın öncesinde çalıştırdığım bir komut. Burada ben dediklerim, yani komutun bize vermek istediklerinden birazcık bahsedeyim. Kendi ağım içerisinde ARP taraması yap. ETH0 arayüzü üzerinden bana bir ARP taraması yap. Grep komutu ile ise başında 0 ila 9 arasında rakamlar içeren 1 veya en az 1 en fazla 3 hane ve sonunda da nokta ile biten kısımları bana getir. Ve AUK ile de birinci sütunu kes dedim. Ben hemen bunları şu şekilde siliyorum. Silemedim. Öncelikle buna neden ihtiyacımız olur? Hemen bir ARP scan atalım. Ağımda şu anda 1, 2 ve 254 adlı 3 adet makine bulunuyormuş. Görmüş olduğumuz gibi. Şimdi ben buradan yalnızca ve yalnızca buradaki IP numaralarını istiyorum. Neden? Çünkü ağımdaki geriye kalan 255 tane makineyi ben taramak istemiyorum. Nmap üzerinden bütün ağı taramak çok fazla zaman ve sistem harcayacak. Ve bizim böyle bir şey için ne harcayacak sistemimiz ne de zamanımız. İkisi de bizde mevcut değil. Biz işimizi hızlı bir şekilde görmeye bakıyoruz. Benim tek istediğim şey bu ağdaki 3 tane IP adresini alayım. Peki bunları bu şekilde kopyalayıp yapıştırıp buraları silebilir miyim? Silebilirim. Fakat bu benim işimi çok zorlaştırır ve arayüz kullanmam gerekir. Bu yüzden hemen diyorum ki grep ve hemen şuradaki komuta kadar yine aldık. Enter'ladım. Az önce anlattığım grep komutuyla beraber bunu enter'ladım. Bakın görmüş olduğunuz gibi şu anda interface starting ve tree packets diyerekten bu gereksiz çıktıları bizlere vermedi ve yalnızca şu 3 satırı bizlere çıkarttı. Birinci sütun 192'li blok, ikinci sütun MAC adreslerinin bulunduğu yer, üçüncü sütun ise yapımcı mı diyeyim artık? Evet, yapımcı denebiliriz herhalde. HP bir bilgisayar olsaydı burada HP yazardı. Apple olsaydı Apple yazardı. Fakat bilgisayarlarımız sanal makine olduğu için VMware yazısına sahipler. Ben de istiyorum ki ilk sütunu bana çıkartsın. Hemen ilk sütunu çıkartıyorum. İlk sütunu aldık. Ve görmüş olduğunuz gibi 3 tane IP adresi şu anda elimde. Şu anda kullanıma hazır. Hemen bunu
Sıra yapıp ipler.txt olarak yazıyorum. Yani demek istiyorum ki şu 3 tane çıktığı şu 3 tane IP adresini ipler.txt adresine yaz. Yazdı mı? Yazdı. Cat ipler.txt diyorum. Bakıyorum. Evet, gerçekten de yazılmış. Şimdi ben bu komutu nmap-il diyerek ipler.txt diyerek -f diyorum. Hızlı bir tarama yapsın. Hızlı tarama işini de göstereceğim sizlere. Videoyu ufak bir aksaklık sonucu durdurmam gerekiyor. Kaldığımız yerden birazdan devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen hiçbir yere ayrılmayın. Siz gittiğimi fark etmeyeceksiniz bile. Evet, geldim arkadaşlar. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi burada -il ile kendimize bir text klasörü belirledik. Bunu diyoruz ki hemen çalıştıralım. Şöyle hızlı bir tarama yapalım. Hangi portlar açıkmış, hangi portlar açık değilmiş. Mesela şu anda ağımdaki 3 makineye, 3 tane hedefe ayrı ayrı komut çalıştırmak, ayrı ayrı yazmak yerine hepsini bir TXT dosyasına yazdık. ARPSCAN sonucu il komutuyla onu belirttik. TREF komutuyla ise fast, yani hızlı tarama yap. 100 tane port tara, gerisini tarama dedik. Geriye kalan bakıyoruz. Burada taramanın sonuçları bu şekilde. İki tane makine açıkmış galiba. 255. 254. makinede hepsi filtreli diyor. Şimdi -ir komutu var. Hemen şöyle arkadan tekrar aynı yere geçeyim. Hedeflerini random seçer diyor. Ben buraya ir komutunu girdiğim zaman ister Google'ı, ister Yandex'i, ister Yahoo'yu, bunların arasında random, atıyorum ir 100 yazdım. 100 tane rastgele site içerisinden bana port taraması yap demek oluyor bu. Hedeflerini nmap kendisi seçiyor. TR-TR exclude dersek, mesela TR-TR exclude şu tarama içerisinden örnek verecek olursak, 254. makine, yani 18.254, 100 tane portunun 100'ü de filtreliymiş değil mi? O zaman bunu TR-TR exclude diyorum, eşittir 192.168.18.254. Bunu bu şekilde çalıştırdığım zaman 254. makineyi, 254 no'lu IP'li makineyi bu tarama içerisinde hariç tutacak. Exclude komutunun amacı bu. Buradaki şeylerden siz yine okuyabilirsiniz eğer istiyorsanız. Ben size bunu açıklamalar kısmına belirteceğim. Burada kullanışları ve örnekleriyle beraber var. Ben daha böyle hani tek tek açıklama yapmak yerine sizlere, yani burada aslında hepsini okuyabilirsiniz ve sormak istediğiniz bir şey olursa bana istediğiniz tarzda sorularınızı sorabilirsiniz. Yani bunu neden böyle kullanıyoruz? Bunu başka şekilde kullanabilir miyiz? Bu ne işe yarıyor diyerekten. Buradaki her şeyin örnek kullanımlarıyla mevcut. Ben şimdilik bunu kapatıyorum. Burada asıl gelmek istediğimiz kısma gelelim. Nmap bizim ne işimize yarıyor ve biz bunu hani bu kadar komut var eyvallah, ama biz bunu gerçek hayatta ne kadarını kullanıyoruz? Yani herhangi bir şekilde ben bu 500 tane komutun 500'ünü de bilmek zorunda mıyım? Hayır, bilmek zorunda değilsin. Ama en azından işine yarayan komutları bilmek zorundasın. Ben sizlere hemen uygulamalı biçimde ne yapmanız gerektiğinden kısaca bahsedeceğim. Videonun yine 50 dakika olmasını istemiyorum. Bu video en fazla 15-20 dakika olsun. Hemen nmap IP adresimiz kaçtı bizim? 10.10.10.93. Hedefimizi belirttik. İsim çözümlemesi yapmasın ve bütün bilgisayarların açık olup olmadığına bakmasın. Sin bayrağı set edilmiş paketleri gönderiyorum. Ağımızda herhangi bir şekilde güvenlik duvarı yok. Güvenlik duvarı mevcut değil. Biz de atlatmamız gereken hiçbir şey olmadığından ötürü seri seri, sert sert karşı makinenin portlarını tarayabiliyor olalım. İlk senaryomuz da bu şekilde. TRSS dedim, TRO dedim, işletim sistemini merak ediyorum. Ondan sonra yazmamız gereken başka bir komut daha, TRO diyorum. Diyorum ki root hackbox bounty dizininin altına bounty 1 diyerekten bir adet çıktı klasörü oluşturalım. Çıktısını buraya versin.
Unuttuğumuz bir şey var mı? Komuta baktığınız zaman. Var diyorsanız doğru söylüyorsunuz, yok diyorsanız yine doğru söylüyorsunuz. Bu komutu bu şekilde çalıştırırsak nmap kendi içerisinde default olarak taraması gereken portları tarar. Yani hiçbir port belirtmedin kardeşim, ben hangi portları tarayacağım diye senden gelip bir input beklemez. Fakat sen eğer spesifik olarak şu kadar portlara, şu portları tara, bu portları tara diye belirtirsen senin dediklerini de harfiyen yerine getirir. Benim en çok kullandığım komut ilk tarama yapıyorsam topports 1000 ya da 2000. Nmap kendi arayüzü içerisinde en fazla açık bulunan portu, açık bulunan derken open yani zafiyet olarak değil, yanlış anlaşılmasın. En fazla default olarak açık bulunan portları, örneğin 80 portu, 22 portu, 21 portu, 53 portu falan, 135, 139 bu portları tarıyor. Şu anda ağımızda herhangi bir şekilde bir güvenlik duvarı, ıvır zıvır hiçbir şeyimiz yok. Oturalım, tarayalım. Evet, tarama sonuçları önümüze geldi. Hemen ekranımızı bir büyütelim şöyle güzelce. Ama şu anda atıyorum yanlışlıkla ben bu ekranı sildim. Artık bizim bu sonuçlara erişimimiz olmadığını varsayalım. Hatta ben terminali kapattım. Ama bu bana 2 dakika sonra lazım oldu. Bunu yapmamak için, yani tekrar aynı komutu çalıştırmamamız için özellikle biz burada kendi taramamıza ait 3 adet çıktı alıyoruz. Bizim burada eğer grep kullanmak istiyorsak, yani çıktıları ben size az önce bahsettiğim gibi böyle parsel parsel ayırıp bir IP'lerini ya da bir portlarını ekstra olarak bir text dosyasının içine yazmak istiyorsanız gnmap'i kullanacaksınız. Ben şu an yalnızca nmap'i kullanacağım çünkü bana lazım olan kısmı çıktısı. Orijinal çıktısı nmap uzantılı olur. Bu da XML, bizim bildiğimiz Excel çıktısı. Eğer Excel içerisinde açmak isterseniz bu dosyayı açabilirsiniz. Hemen catbounty diyorum nokta nmap. Bakalım çıktılarımıza. Şu anda 1000 tane port tarattık ve içerisinde yalnızca 80 portu açıkmış bu bilgisayarımızın. Treo kullandığımız için diyor ki hani şey yapamayız diyor. Bir tane açık bir tane kapalı port bulamadık. İşletim sistemi taraması %100 garanti olmayabilir, yani hani güvenemeyebilirsiniz diyor. Şu anda bakın ben bir video yüklüyoruz şu anda. O yüklediğimiz video içerisinde şöyle bir olay vardı. Diyorduk ki 135, 139 ve 445. portlar ve 49.150 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. portlar açıksa bu makine Windows diyordu. 22. portu açıksa, yani 21, 22 tarzı genellikle bu şekilde konsola erişim sağlayan portları açıksa Linux makine diyorduk, fakat burada yalnızca 80 açık. Biz bu bilgisayarın şu anda sadece ve sadece 80 portunun açık olduğunu biliyoruz. Bu yüzden garanti bir şekilde öğrenmek için tre o komutunu kullandık. Tre o komutu da diyordu ki sadece tahmin ediyorum. Windows 7, 8 olabilir. Telefon olabilir. 2008 olabilir. Windows, hani Windows telefonlar vardı ya bir aralar, Nokia. Onlardan bahsediyor. Windows 2008 olabilir. 8.1 olabilir. Vista olabilir. Vista %90 olabilir hatta diyor. Yani yüksek ihtimalle Windows Vista bu. Burada da işletim sisteminin parmak izini almış. Bunu eğer Google'a ya da ne bileyim şeye aratırsanız, nmap'in kendi içerisinde aratırsanız size aynı cevabı verecektir. Agresif bir şekilde işletim sistemi taraması yapmış, sert sert taramış böyle ve hepsinin yani %90 bu makine Windows diyebiliriz şu anda. Şu anda elimizde yalnızca ve yalnızca bu makinenin Windows olduğu bilgisi var. Biz bunu nasıl detaylandırırız? Öncelikle nmap, hemen tre pn tre ne diyorum. Tre P tire diyorum. Tire P tire bütün portları çalıştır manasına geliyor. Elinizdeki dokümandan da tekrar edebilirsiniz benim yaptığım adımları. İsterseniz kontrol edebilirsiniz yanlış bir şey yapıyor muyum diye. 10 10 10 93 diyorum. Bütün portları tarasın. Bunları da tire OA diyorum.
root hack the box bounty'yi full scan içerisine tarasın. Hemen bunları da bir taramasını bitirelim. Evet, bütün portları tarama işlemimiz tamamlandı. Ve mesela şu anda yalnızca ve yalnızca bu karşı hedef sistemde 80 portunun açık olduğunu biliyoruz. Ekstra olarak çalıştırabileceğimiz bir diğer komut, bunlar dışında. Şu anda yalnızca ve yalnızca 80 portunun açık olduğunu bildiğimiz için buradan 80'i seçiyoruz. Diyoruz ki yalnızca 80 portuna tara. -sv versiyon taraması yap. Ben karşı sistemin HTTP portuna ne çalıştığını bilmek istiyorum. Öğrenmek istiyorum. Bunu öğrenmemizin bir yolu daha var. Öncelikle ben size kısa yolundan bahsedeyim. Eğer çalışırsa 10.10.10.93 adresine giriyoruz. Neymiş burası? Burada bir büyücümüz var. Oo, ne kadar havalı. Büyücüye tıklayınca da kendisini başka bir yere atıyor. Peki buraya büyücü diyerekten bir siteye girelim. Bakalım, burada olmamış diyor. Bu burada 404 verdik. ASDFJK diyelim. Yine aynı şekilde aynı hatayı verdim. Bakalım. Source koduna bakalım. Herhangi bir şekilde bize versiyon bilgisini söylemiyor. Üzerinde ne çalıştığına dair. Bazen bu şekilde sorgu yaptığımızda yapılandırılmamış Apache sunucuları kendi versiyon bilgilerini ve işletim sistemlerinin hangi işletim sistemi üzerinde çalıştıkları bilgisini karşı sisteme verebiliyorlar. Burada böyle bir şeyle karşılaşmadık. Bu yüzden -sv komutuyla tekrar deneyelim. Çalışmadı çünkü IP adresini belirtmedik. Üzerine Microsoft IIS HTTPD 7.5 çalışıyormuş. İyi, peki, güzel. Güvenlik duvarı, yani şu anda biz bunun üzerinde daha ne yapabiliriz? Mesela bakalım, HTTPD diyor. CD User Share Nmap Scripts diyorum tekrardan. Bizim Nmap'in kurulu olduğu dosya burası ve içerisindeki scriptler çalıştırabileceğimiz, yani açık arama aracı olarak kullanabileceğimiz scriptler bunlar. İçerisinde bakalım. ls grep http diyelim. HTTP olan her şeyi bizim karşımıza getirsin. Şimdi benim istediğim şey şu. HTTP içerisinde DDoS olmayan bütün protokolleri çalıştır. Bakıyorum içerisinde DDoS olan bir şey var mı? Bakıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bunun içerisinde çok fazla script var. Hemen diyorum ki nmap --script eşittir http yıldız. Bu şekilde başı http ile başlayıp mesela https'i de aynı şekilde çalıştıracak. Bakıyorum başka https var mı? Başka https yok. -p 80 diyorum, 10.10.10.93 diyorum ama bu şekilde yazıyorum. Başka bir şey vermeme gerek var mı? Sanırsam yok ve hemen komutumuzu çalıştıralım. Şu anda hedef sistem üzerinde yani 50'den fazla açık taraması yapıyoruz ve bunu yalnızca nmap kullanarak yapıyoruz. Şu anda benim bu makine üzerine herhangi bir şekilde hackleme gibi bir amacım yok. Ben yalnızca ve yalnızca nmap ile neler yapılabilir diyerekten rastgele bir makine seçtim. Yani bu makinenin özellikle nmap taraması yapılabilir ya da yapılamaz diyerekten kesinlikle herhangi bir araştırma yapmadım. Hack the box makineleri üzerinden, retired makineler arasından VIP üyeliğim olduğu için açık makinelere istek atarak şişirmek istemediğimden ötürü buradaki herhangi bir tane makineyi seçip siz de nmap taraması yapabilirsiniz. Örnek nmap taramaları. Bunlar tamamen güvenli ve hacklenmek üzerine açılmış makinelerdir. Yani sizler de isterseniz Vulnhub üzerinden
Hemen Runhub'ı da göstereyim ben sizlere. Runhub üzerinden torrent aracılığıyla dosyaları indirebilirsiniz. Bilgisayarınıza açık bulunan uygulamaları kurabiliyorsunuz. Mesela şu Hexsudo'ya girelim. Neymiş acaba bu? Zip ve torrent olarak indiriliyor. Bakalım hangi makine için hangi makine tipine uygun? OVA diyor. VirtualBox. Hatırlar mısınız? Ben size siber güvenlik videomda demiştim ki Runhub'ı da kurun. Hani VMware, ben VMware kullanıyorum ama bilgisayarımda her zaman VirtualBox da benim kuruludur. Neden? Yani bu VirtualBox'ı yalnızca ve yalnızca eğer isterseniz Runhub için kullanabiliyorsunuz. Çünkü bu Runhub üzerindeki bütün makineler, yani %90'ı, 95'i VirtualBox OVA uzantısı olarak geliyor. Yani biz bunu sistemimize indirip, hatta neden şu an yapmıyoruz diyeceğim. Çünkü videodayım ve video yüklüyorum bir yandan. Bu yüzden internet hızımı şey yapma gibi, yani bir azaltma gibi bir durum söz konusu değil ne yazık ki. Ama biz hemen yine taramamıza dönelim. Bakalım tarıyor mu? Tarıyor. %3 bitmiş diyor. Yani görmüş olduğunuz gibi bunun çıktısı hemen hemen 1,5 saat sonra falan çıkacak diyor. Buradaki bütün skriptleri tek tek deneyeceği için ben şu anda bunu yapmayacağım. HTTP vulnerability üzerine yapacağım. Yani yine aynı muhabbet ama hepsini tek tek çalıştırmıyorum bu sefer. Çünkü aralarında çok gereksiz olanlar da var. Mesela ISS var. Short name brute. Mesela ISS'leri çalıştıralım şu anda. HTTP IIS ile başlayanları çalıştır diyorum. Neden? Bizim çünkü makinemizde ISS vardı. Herhangi bir şekilde HTTP ISS'ler çalıştı mı? İki tane varmış. İkisini de denedi ve sanırım bunlar çalışmıyor diyerekten bizim karşımıza bunları getirdi. Güzel. Herhangi bir problem yok. Nmap üzerinde bu şekilde taramalar gerçekleştirebiliyorsunuz karşı sistem üzerinde. Peki aynı şekilde hemen Nmap Türkçe yardım kısmını okuyalım. A'da güvenlik duvarı olduğunu fark etseydik ne yapardık? Küçük F kullanabilirdik. Paketlerin bu komut yardımıyla manuel olarak belirtebiliyorsun. Şu kadar paket gönder, bu kadar paket gönder. 3 kilobitin üstünde paket gönderme tarzında. -D komutuyla kendi IP'lerimizin yanı sıra bu IP'lerden de istek gönderebilirdik. Yani istek sahteciliği yapıyoruz. Zombi bilgisayarlar diye düşünün bunları. Yalnızca onlu IP'den değil, bunu istediğiniz IP'lerden gönderebiliyorsunuz. Adama Google'dan, Facebook'tan, Twitter'dan onların IP'lerini kullanarak IP sorgusu yapabiliyorsunuz. Yani adamların ekranında bu IP'ler de gözüküyor sizin sorgu yaptığınız zamanlarda. Burada örneği var. İstediğiniz kadar decoy kullanabiliyorsunuz. Burada da aynı şekilde örnekleri var. -G dediğiniz zaman sizin 40.060. portunuz yerine 53. portunuzdan geliyormuş gibi isteği gönderebiliyorsunuz. Proxy üzerinden tarama yapabiliyorsunuz eğer proxy'niz varsa. İsterseniz ekstra olarak gönderilen paketlerin boyutunu, mesela atıyorum 30 gönderdi, bir tane 30 gönderdi, bir tane 40 gönderdi. Bunların üzerine 200 ekleyebiliyorsunuz. Yani buradaki sayılar yalnızca örnek olmak için. Bu da bizim kullanabileceğimiz bir adet örnek komut kullanımı. Yani IDS'i atlatmak için, güvenlik duvarını atlatmak için kullanabileceğimiz bir komut kullanımı. Aynen bu şekilde. Değinmediğim başka bir kısım var mı? Burada o, hani burada olup da benim anlatmadığım. -A'yı isterseniz kullanabilirsiniz. -O yerine daha gelişmişidir. Yani şu 3 tane portu şuraya yazabiliyor muyum? Yazamıyorum çünkü şey değil. Her neyse, ben ekranın üzerine yazıyorum şu anda. Siz görüyorsunuzdur. -A komutunun yaptıkları şu şekilde. Öncelikle -O deyip işletim sistemini keşfediyor.
Sonrasında tresc/tresv komutlarını kullanıp script ve versiyon taraması yapıyor. Bir de en sonunda traceroute dediğimiz işlemi yapıyor. Yani ağımızda herhangi bir şekilde yani bütün uğradığı bütün cihazların bize ağını çıkartıyor. Gittiği her yere yazıyor. Traceroute hakkında detaylı bilgi almak isterseniz bunlarla ilgili araştırmalar yapabilirsiniz, ne olduğuyla alakalı. Bu birazcık nmap üzerine konuştuğumuz, değindiğimiz bir videoydu. Buradaki mesela şu iki, buradaki iki komutu ben daha önce herhangi bir şekilde kullanmadığım için ne olduklarını da açıkçası bilmiyorum. İngilizcesini de pek anlamadım. Ya bunları biliyorsunuz, bana da yorumlarda, biliyorsanız bana da yorumlarda söyleyebilirsiniz. Çok makbule geçer gerçekten. Burada anlatmadığım başka bir şey var mı? Ya nmap üzerine, aslında nmap bu kadar değil. Nmap gerçekten bu kadar değil ama 10 dakikalık, 15 dakikalık kısaca bir video yapmak istedim bunun üzerine. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz, videoyu beğenebilirsiniz. Akademi sunucumuza gelebilirsiniz. Sormak istediğiniz bir şeyler olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Ayrıca pazartesi, çarşamba, cuma, cumartesi saat 6 civarında, akşam 5-6 civarında. Akşam olmuyor gerçi, akşamüstü oluyor ama Twitch üzerinde yayındayım. Eğer uğramak isterseniz linkini de aşağıya bırakıyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere. Bye bye.